kış ya. Mutlu ol yeter. Yeter. Allah 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 Allah. Biri der neredeydin, biri der kiminleydin, biri der gelmeseydin lo yandım avrat elinden. Biri der gelmeseydin lo yandım üç avrat elinden. Vay 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 tosun o, ağzı burnu yesin o, İpek mendil kirlenmiş gönder yar yıkasın o. İpek mendil kirlenmiş gönder yar yıkasın o. Yeşillendir bizi. Yeşillendir evladım. Huzurumu bozdular, fermanımı yazdılar, mezarımı kazdılar, lo yandım üç avrat elinden. Mezarımı kazdılar, lo yandım avrat elinden. Vay 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 tosun o, ağzı burnu yesin o, İpek mendil kirlenmiş gönder yar yıkasın o. İpek mendil kirlenmiş gönder yar yıkasın o. Nasıl telaşlıyız, nasıl heyecanlıyız. Nasıl telaşlıyız, nasıl heyecanlıyız, nasıl mutluyuz. Nasıl akşamı yapamadık. Abi geçen sene saat 8'de, geçen sene mi? Geçen yazında çektik değil mi? Yine hava böyleydi ama biraz daha karanlık maranlık bir şey oluyordu. Şimdi suratım nasıl görünüyor merak ediyorum. Yani karanlığa göre
Hayır, beni karanlığa göre boyadılar. Şimdi halen daha ay ışığı var. Güneş battı herhalde. Vay be. Ne güzel bir hava Bodrum'da. Burası Bodrum efendim. Buradan Bodrum'dan sesleniyoruz. Bodrum'dan sesleniyoruz. Ve ne giyiyoruz? Ne giymişiz? Türkiye formasını dalgalandıran gençlerimizin bize kazandırdığı şerefi, mutluluğu, güzelliği, bizi şereflendirdiler. Bütün Türkiye'yi mutlu ettiler. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerimize, başta imparator olmak üzere, imparatordan imparatora seslenmek ne kadar güzel bir şey yok. Yani imparatorların birbirini ağırlaması kadar güzel bir şey yok herhalde. Ama o her zaman ağırlanmaya, kim ne yazarsa yazsın, kim ne derse desin. Şimdi yazılar ya. Galip geldi, aha dedim, yandılar şimdi. Aha dedim, Fatih Hoca yine bile yürüyecek. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak? Ama bence hiçbir şey dememek lazım. Çünkü hakikaten bir şey dememek lazım. Yani iyi de yazıyorlar. Bazen kazmayla, baltayla da vuruyorlar. Olsun. Ya yazmasalar, ya eleştirmeseler. İşte o zaman kendimden korkacağım ben. Kimse beni ne eleştiriyor, ne beni kalemine alıyor, ne köşesinde bana yer veriyor. O zaman çok ağırıma gidecek. Lütfen rica ediyorum. Ama iyi, ama kötü. Nasıl yazarsanız yazın. Yeter ki beni unutmayın. Teşekkür ediyorum. Mühendisten Mugo. Şimdi ben kötü talihime bakın. Çarşamba günü yine ekstra var, program var. Geçen çarşamba yine program vardı. Abi bu nasıl oldu be? Perşembeye niye almazlar, niye cumaya almazlar? Çarşamba günlerim tesadüfen dolu, dolu, dolu. Ama Almanya'yı yeneceklerini inanıyorum ve biliyorum yenecekler. Şimdi bakalım. Geçen hafta bizi nasıl mutlu etmişler? Umutlarımızın tükendiği anda. Bir bakalım abi, birinci gol nası geldi bize. Bütün pası, kapatma çabasını Uğur Boral, bravo. Bravo Uğur, rüştü, rüştü çıktı. Bu arada rüştü yerinde değil, Modric ortaya, tehlike var, gol pozisyonu. Ben sahnedeyim. Kardeşim Mahmut da böyle kenarda bir yerde bir şey yapmış. Oradan seyrediyor. İnsanlar da oturuyor işte, düğün. Ama kimse mutlu değil. O anda herkeste bir çöküntü oldu. Ben de o anda şey okuyorum. Evlenmeni boyalı direkt. Ben hemen durdum. Oturdum kendi kendime. Sazlar mazlar da durdu. Yaradan'la konuşuyorum kendi kendime. Alışveriş yapıyorum. Gönül alışverişi, dedim ki Allah'ım ya. Nasıl oldu? Son bir buçuk dakika kalmadı bile. Bir dakika kalmadı. Taca atacaklar, oraya atacaklar, iş bitecek. Ulan ne işe düştü? Ya Rabbi ya Allah dedim. Nasıl olacak bu ya? Bittik dedim ya. İş bitti dedi derken. Bir baktın, ben herhalde üzüldüm. Çok şey yaptım kardeşim Mahmut dedim. Bir baktın, gol! Gol! Abi gol! Nasıl gol lan? Dedim. Abi gol, gol oldu. Lan nasıl? Ya Rabbi, böyle bir mucize yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet, şimdi o gola gelelim bakalım. Ben göremedim ama. Şimdi ilk defa sizlerle birlikte göreceğim. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih! Gol! Semih! 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 Böyle bir şey var mı ya? Bitti. Düdük. Hakem. Dırırır. Uzatmalar da olmuş. Hadi uzatmalar olmadı. Penaltılar geldi şimdi, Allah. Dedim ki bu gol dedi ya hemen. Gol dedi ya, aynı nasıl Allah aşkına. Al davulunu. Al davulunu. Bak. Şey yarıda kesmiştim ya. Evlerin önü boyalı direkt. Yarıda kesmiştim. Abi gol! Gol! Hadi lan ne golü falan, bir baktım lan. Evlerinin önü boyalı direkt. Yerden yere vurdun sen beni felek. Evlerin uçtu, herkes uçuyor. Ritmi de böyle değil, böyle hızlı değil yani. O zaman söyleyelim bunu. Evet, evet. İnancımız sonsuz. Ben aslında karşıyım böyle, hani
var ya, istismar etmek gibi geliyor bana sanki. Ama ben bir Türk vatandaşıysam, buranın evladıysam, bu bayrağı taşıyorsam, yüreğimde, kalbimde, TC nüfusumda yazıyorsa, bu toprağın evladıysam, bunu giyeceğim, onları da alkışlayacağım. Onlarla birlikte güleceğim, onlarla birlikte de ağlayacağım. Evet. Önü boyalı direk, yerden yere vurdun sen beni felek. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Gerçekten biz Bodrum'u seviyoruz. Biz Bodrum'u seviyoruz. Burada ya ne heyecanlıyım ben bu kadar ya. Pazartesileri değil bizim programlarımız. Bakın bundan sonraki hafta da pazartesi. Bundan sonraki hafta da pazartesi. Şimdi herkes birbirini açsın abi. Telefon açın. İbo pazartesi alınmış yani deyin. Bunlar herkes pazar günü ya abi. Nefesim kesildi. Nefes nefes. Mahvoldum. Ne anlatıyordum? Pazartesi değil. Önümüzdeki hafta da pazartesi maçlardan dolayı. Ondan sonraki haftalar pazar günü de ring ring gam, ring a ding ram, ring ring gam, ring a ding dam, ring ring dam, ring a ding dam pazardayız. ATV'deyiz, Bodrum'dayız. Bakalım Bodrum'da neler oluyor? Kim nerede yüzüyor? Siz de böyle giriyor musunuz denize? Denize gittiniz mi? Biz de gittik Allah'a şükür. Ayağımızı soktuk. Çektik geri. Çok güzel. Ben abdest alıyorum girerken. Niye gülüyorsunuz? Öyle birden cüp patlamak yok. Rahmetli İnönü biliyorsunuz. Çivileme atlardı. Direkt. Bende o da yok.
Ben önce. Çırp 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 çırp. Çırp 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 çırp. Çırp 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 çırp. Nefes al al. Ondan sonra tekrar. Ondan sonra bir anda bir yol. Çırap şılap şılap şılap. Cülüp. Ondan sonra beni zor, çekip zordan çıkarıyorlar. Saçımdan tutup böyle. Gel buraya nereye gidiyorsun? You understand bu go? Çok güzel zarif hanımlar var. Yakışıklı beyler çok az ama. Habire bayan dolu. Ferhat Göçer geliyor. Bir Urfalı geçmez bu sahalara. Bir Urfalı daha geliyor. Evet. Olsun dönmez olsun sensiz bu dünya dönmez olsun sönmez olsun sönmez olsun içimdeki ateş sönmez olsun bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun pınarında adım ceylanım olsun bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun gönlümün pınarında adım ceylanım olsun Görmez olsun, görmez olsun sensiz bu gözler görmez olsun geçmez olsun, geçmez olsun sensiz bu ömrüm geçmez olsun bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun gönlümün pınarında adım ceylanım olsun bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun gönlümün pınarında adım ceylanım olsun bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun gönlümün pınarında adım çiğnen olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Oturayım mı yoksa böyle de... Yoksa... şöyle yapalım. Evet. Biz bize Urfalı Urfalı konuşalım. Nasılsın kardeş, iyi misin? İyiyim, dün oradaydım. Benim kız kardeşimin... yedi beni bu. Nasılsın kardeş, iyi misin? İyiyim. Ama bir selam getirdim, onu sizinle paylaşacağım. Dün Urfa'daydım. Çünkü benim kız kardeşimin evlilik düğünü, evlilik töreni vardı orada. Onu dünya evine koyduk, yerleştirdik. Çok sevdiğimiz bir dostumuzun oğluyla. Ve belediye başkanından tutun da hepsi sizlere ayrı ayrı selamlarını gönderdiler. Buradan aynen sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Cerrah bir aynen. Ağabeyim var orada, Ahmet Faka Baba. Öncelikle bir Urfalı olarak bunu birkaç cümleyi burada sarf etmezsem herhalde şu anda bütün Urfa bizi izliyor. Düğünde olan ve herkes birbirine haber verdiler. Tabii ki bütün Türkiye ama özellikle
Ben bu sizinle beraber üçüncü programım. İlk programdaki heyecanımı hiçbir zaman unutmuyorum. Çünkü İbrahim Tatlıses Şanlıurfa için çok özeldir. Her şeyidir. Onların her şeyidir. O da Urfa için her şey demektir. Ve ben bunun bilinciyle bu sektörde yavaş yavaş merdivenleri tırmanırken önümde çok özel, çok özel bir sesin, özel bir insanın varlığını bilerek yürüdüm. Ve ne mutlu bana ki onun desteğini, onun takdirini her zaman kazandım. Takdirini gördüm. Ümit ediyorum yıllar boyunca da bu hep böyle olacak. Burada tekrar sizinle birlikte olmak benim için büyük bir şeref İbrahim abi. Estağfurullah, teşekkür ederim. Sen çiğ köftenin tuzunu, isodunu iyi ayarladığın sürece senin yenilmen mümkün değildir. O çiğ köfteden kim yerse yesin tadı damağında kalacak. Do you understand? Ben çok iyi anladım onu. Onun için sen de bizim için çok önemlisin, çok değerlisin. İyi ki geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Seni şöyle alayım. Güzel kardeşim. Urfa dedi mi? Dedi ki anne çok güzel dedi bu sarma, çok güzel dedi Urfa kokuyu. Vış dedi oğlum İzmir'deler. Dedi vış oğlum Urfa'dan getirmedim. Burada pazardan aldım. Nereden Urfa kokuyu? Yani o hacı anneye yağcılık yapacak. Yağcılık olsun diye diyor ki anne çok lezzetli Urfa kokuyu. Rahmetli Mustafa abi dedi işte. Dedi ki vış oğlum yok yok Urfa'dan getirmedim. Burada pazardan aldım. Evet. Niye beyazladı bu? Sayın yönetmenim, diyaframlar tamam değil mi? Aniden monitörde ben beyaz olunca ben birden şaşırdım, evet. Şimdi hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Programımız ilerleyen dakikalarda çok daha heyecanlı olacak. Mokov! Çabuk! Ne? Bakıyorlar suratıma ne? Gelme, sen gelme! Allah Allah, senden mi uğraşacaksın? Evet! Hareket! Ocağıma incir diktin, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Ocağıma incir diktin, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım, resmine bir mermi çaktım. Gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım, resmine bir mermi çaktım. Gelmezsen gelme. Gitme benden uzaklara, düşürürler tuzaklara. Gitme benden uzaklara, düşürürler tuzaklara. Adını yazdım yollara, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Adını yazdım yollara, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım, resmine bir mermi çaktım, gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, daldım bir cigara yaktım, resmine bir Oh,
gelmesen gelme, gelmesen gelme. Eski resimlere baktım, daldan bir cigara yaktım, resmine bir mermi çaktım, gelmesen gelme. Eski resimlere baktım, daldan bir cigara yaktım, resmine bir mermi çaktım, gelmesen gelme. Valla bu saatten sonra ne naz ne nuz çekecek zamanımız, vaktimiz, saatimiz de yok. Gelirsen gelirsen, gelmiyorsan gelmezsen. Allah'ın selameti herkesin başına olsun. Düendisten mi bu? Şimdi hanım bir arkadaşımızı çağırıyoruz. Çok değerli ve önemli, kıymetli bir ses. Niran. Niran. Ünsal. Ününü sala sala geldi. Kala kala bana kaldı ve alkışlıyoruz Niran Ünsal'ı. Allah yedi beni. Gibi davran bana, herkes bizi öyle bilsin. Bugün burada bütün olanlar sakla gizli sürüp gitsin. Bir dost gibi davran bana, herkes bizi öyle bilsin. Bugün burada bütün olanlar sakla gizli sürüp. Tutuştursun bizi, razıyım sonuna sen ne olsun. Fırtınalar sürüklesin ikimizi, arzular tutuştursun bizi, razıyım sonuna senle hep beraber. Ben sana öylesi taktım inan, böylesi aşka yasak tanıma. Deliler gibi anla biraz, aklımı yolla bıraktım inan. Ben sana öylesi taktım inan, böylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibi anla biraz, aklımı sende bıraktım inan. Bugün burada bütün olanlar saklı gizli sürüp gitsin. Fırtınalar koparsa kopsun, sürüklesin ikimizi. Arzular tutuştursun bizi, razıyım sonuna senle olsun. Ben sana öylesi taptım inan, böylesi aşka yasak tanıma. Deliler gibi anla biraz, aklımı sende bıraktım inan. Ben sana öylesi taptım inan, böylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibi anla biraz, aklımı sende bıraktım inan. Ben sana öylesi taptım inan, böylesi aşka yasak. Ben sana öylesi taptım.
Kardeşim biraz biraz pes oku, biz de eşlik edelim. Ama bir şey diyeceğim. Nasıl basarım senin bu sesini? Normalde fa diyez aslında şarkının orijinal tonu ama siz sol yaptınız. Ah hocam, hocam. Ama artık biraz böyle Tina Turner şeyine, olaylarına ne yapalım? Caz. Evet, teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Aleyne ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Efendim programımız devam ediyor. Bodrum'dan devam ediyor. Biz sizlerle birlikteyiz. Güzel kızımıza şeref verdin diyoruz. Hemen reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra da bir konu var. Bir konu var. O konuyu ben işlemek istiyorum abi. Böyle gazetelere bakıyorum. Yakışıklı bilmem kim, yakışıklı bilmem kim. Neye göre yakışıklı? Ne? Ha, bana göre. Reklamlardan sonra. Soracağım, cevap vereceksiniz. Beyefendi size de soracağım yani bu konu. Ne yakışıklı neye göre yani? Mına ha. Oğlum bak, kendini sağa sola kıvırmadan davulçu. Yani buradaki kızlar sana bakacak diye düşünüyorsan yani hayır, bir farklılık gösteriyor. Konuşuyor reklam aralarında. Bunların hiçbiri sana bakmaz. Surata bak, göbeğe bak. Nasıl bakacaklar abi ya? Ay aşk olsun İbrahim abi. Bak yakışıklılık kavramını soruyordun. Bazılarına göre de o adam çok yakışıklı. Niye böyle diyorsun ya? Şimdi bizim halkımız mazlumdan taraftır, ezikten taraftır. Güçsüz olan birini sen ezmeye kalkarsan hemen ona taraf olurlar. Do you understand? Hemen onu alkışlarlar bak. Kendimi şimdi burada paralasam kimse beni alkışlamaz. Ama gene kendimi acındırma şeyine koydum. O yüzden alkışlıyorsunuz yoksa. Babanızın kayını alkışlamıyorsunuz yani. Acındırmaya soktum kendimi. Efendim, yakışıklı meselesine Türkiye gireyim, öyle girelim. Sen gelmezsen bir türlü, dertlerim türlü türlü. Her akşam aynı hüzün yol gözler, iki gözüm dış kapı. Da beklerim avucum içinde yüzüm var. Her akşam aynı hüzün yol gözler, iki gözüm dış kapı. Da beklerim avucum içinde yüzüm var. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim. Türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim. Türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. We'll be right back.
Yar sevmedim üstüne bilmem bana kastın ne bu hayat senin diye beni üzdüğün niye var? Yar sevmedim üstüne bilmem bana kastın ne bu hayat senin diye beni üzdüğün niye var? Sen gelmezsin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Allah adama dert vermiş, derman da vermiş. Her şey Yaradan'dan sorulur. Ama hiçbir zaman ona hesap kitap sorulmaz. Hesabı da kitabı da o sorar. Ne hesap ne kitap yapıyorsanız doğru yapın. Sorulmayacak diye sakın öyle bir gaflete girmeyin. Mutlak ve mutlak orada sorulacaktır. O zaman sorulması gerekmeyen, sorulmaması gereken şeyleri yapın. Ne kadar kötülük düşünürseniz, ne kadar iyilik yaparsanız bunların hepsi sorulacak. Kötülük de, iyilik de. Ama ne kadar iyilik yaparsanız yemin ediyorum ki, yemin ediyorum ki ağırlıkta iyilik olursa çünkü Yaradan affedicidir. Affedici olduğu için de kötülükleri silip atabilir. Siz siz olun. Kötülük düşünmeyin. Zaten kötülükten fayda gelmez insanlara. Gerçekten. Şimdi direkt bir kadın gözüyle. Çünkü şimdi Ferhat kardeşime de soracağım ama ona sorsam desem ki bir kadın yani çok güzel bir kadın nasıl diye sorarsam cevap verecek. Şimdi soruyorum. Hanımefendiye soruyorum. Yakışıklı kavramı nedir? Şimdi yakışıklı diyor. Alıyorum gazeteye elime. İşte yakışıklı bilmem ne, yakışıklı bilmem ne. İşte şunu yaptı, bunu yaptı. Öyle bakıyorsan suratına mışbulla suratlı. Sen şimdi bunu niye yakışıklı diye yazıyorsun? Ben merak ediyorum mesela. Mesela yakışıklı sence ne, nasıldır? Nasıl olur? Vallahi yakışıklı değil de gönül güzelliği, söz güzelliği, göz güzelliğidir bence önemli olan. Almaz. Öyle, vallahi. Parayı alamaz. Alır. Parayı alamaz. Alamazsın. Niye? Abicim öbür... O konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi kandırmaca bir şey ama oldu. Ama çok yani görece bir kavram İbrahim abi. Yani şimdi bana göre güzel şimdi olan bana, şimdi başkasına göre kötü Ahmet'e olabilir. Yakışıklı işte yakışıklı davulcu derlerse nasıl olacak ama abi? Ama onun karısı bilsin onu ben de bileyim. Hayır hayır ama öyle lanse edemezsin ki sen onu. Allah aşkına. Ha? Nasıl yani hangi karısı mı demek istedin? Hayda. Bir tane de başı belaya girmiş. Neyi soruyorum? Ahmet abi. Mesela senin kocan yakışıklı mı? Tabii bana göre Allah'ına kadar yani. Vay evet. Vay vay. Ama sor ona beni vurur yerden yerlere. Yemin ediyorum. E var tabii bizim de iyi kötü doğru yanlış mutlaka davranışlarımızda istemeden yaptığımız mutlaka hepimiz insanız hatamız olmaz mı olur ama telafi etmesini bilmek lazım. Yıkmak çok kolay ama yapmak zor. O yüzden iç güzelliğine önem veriyorum doğrudur aynen evet, yani kesinlikle. Biz her şeyi yüzün kesinlikle güzelliğine vuruyoruz işte kesinlikle. O ama ben onu sormak istemiyorum o tabii ki öyle de ömrüm, yakışıklı ömrümü ye benim heh İbrahim abi ye benim ömrümü kalan ömrüm senin olsun nakitten çal yedi beni evladım kendimi parçalayacağım soruyorum güzel kardeşime. Şimdi tabii... Mesela senin için hiç yakışıklı diye yazdılar mı? Hiç oku, mesela çok haberlerde yazıldı. Yazdılar mı öyle bir şey? Harbi ömrümü iyi şey. Benim, senin de. Bana geldi şimdi. Senin de. Demişlerdir İbrahim abi. Şimdi öyle bir şey yani insan şöyle sonra belki
Hani şöyle sorarsan cevap vermek daha bir mesela yakışıklı şarkıcı. Aynaya baktığında kendini yakışıklı bulur musun diye bir soru gelse mesela. Ben yakışıklı bulmuyorum ama yakışıklı bulanlar var. Yani yakışıklı bilmem ne vesaire. Ben de hemen cevap vereyim o zaman. Ben hani... de kendimi güzel bir kadın olarak görmüyorum ama biraz böyle boyanınca boyanınca adama benziyoruz. Vallahi. Ne? Biri sana mı gelsin? Şarkının peki, ismi abi. Şarkının ismi. Peki ben şimdi şunu soruyorum. Mesela ben son kasette benim kulağıma geliyor işte. Neden? Kop gel günahlarından. Evet. Efendime söyleyeyim işte bu az önce söylediğim gelmesen gelme. Ondan sonra o eşik taşı Hicaz böyle Fırat'a benziyor. Ama son albümde bir parçan var ki. Hangisi? Ne günler yaşadım bitti dediniz. Oturup ağladım netli dediniz. Yetti dediniz. Vardır ya, ben ya yeter falan. Ben bunları hak etmedim etti dediniz. Size söylenecek sözüm şimdi, yok artık. Şimdi. Onu istiyorum. Başın lütfen. Üstüne. Şimdi böyle kasette bazı şarkılar böyle bakıyorsun kendi kendine yavaş yavaş yürüyor. Sen istesen de ne kadar istesen gizlemeyi o kendini gizlemiyor o kendini atıyor. Mesela sana soruyorum Ferhat. Bu son kasetinde nedir sendeki evet. O şey? Ne diyorlar mesela? Albümde şarkı hangi şarkı var. İyi? Şu şarkı çok İbrahim seviyoruz. Abi, aslında bu albümün başarısıdır. Sizde eğer bir şarkıdan daha fazlaki görünen o İbrahim abinin albümünde de 3-4 tane şarkı birdenbire kendini öne atıyor. Bu albümün genel başarısıdır. Artık eskisi gibi değil yani. Tek şarkıya güvenip hadi bakalım yola çıktın mı? Tak diye düşüveriyorsun yolda. Aynen. Bu albümde de dikkati çeken bizim şarkımız zaten başta herkesin birlikte söylediği şarkıydı. Takvim yine çok beğenilen bir şarkıydı. Şimdi sırada muhtemelen söylemeyi planladığımız Biri Bana Gelsin isimli şarkı da kendini radyolarda ve dinleyicilerle birlikte hemen belli etmeye başladı. Arzu ederseniz bu şarkıyı seslendirebiliriz. Nasıl yani? Ne diyor mesela Biri Bana Gelsin? Ne? Şöyle diyor. Biri bana gelsin o da sensin. Beni kırmış olsan da ikimiz de aşık bir tek farkla benimki senden biraz fazla. Öyle yani bir daha şey. Fazla seviyorsun yani. Buyurun o zaman biri bana da gelsin lan. Bir duygu al elini kalbime bir
sensin. Beni kırmış olsan da ikimiz de aşık. Bir tek farkla benimki senden biraz fazla. Biri bana gelsin, o da sensin. Beni kırmış olsan da ikimiz de aşık. Bir tek farkla benimki senden biraz fazla. Kimin bu şarkı? Söylemem ben. Sevgili Sinan Akçil'e ait sözleri. Çok kıymetli bir genç aranjör arkadaşlarımızdan. Çok sevgili dostum. Zaten aranjeyi önde tutmuş. Evet, evet. Kendini... Ve gecenin saat 4'üydü. Bir şekilde rastlantı sonucu buldum parçayı. Aslında bak böyle bir şey yazdım dedi. Gece dinledim bunu. Hani aşkı ya da sevgiyi... anlatış yolları vardır. Aslında giderek sizin 16. yılınız, sahnelerdeki 2001 kaçıncı yılınız İbrahim abi, ama şarkılar genelde hep klişe laflarla anlatır sevgileri. Yani burada, 16 yılınız derken İbo Show'u kastediyor. İbo Show'un 16. yılı. Tabii özür dilerim. Burada direkt şarkı saçmalama ne olursun çare çok diye bir farklı bir anlatım tarzıyla girmiş ve beni girişi çok etkiledi. Hemen albüme almak istedik. Vallahi güzel şarkı kardeşim. Allah cezanı verecek. Uçtu kendini rüzgara dayanamadı. Allah mandallar uçtular hepsi. Uçtu uçtu kuş uçtu. Urfalı Urfalı yardımcıdır. Şimdi gel bakalım abi. Mikrofonu eline alıyorsun. Kocan akşam geldi. Ne soruyorsun ona? Kocam hiç gitmiyor ki akşam gelsin. Biz hep bir aradayız. Bir tane kocası giden alayım. Evet, öyle bir şey yok. Sen hep evde mi? Biz hep beraberiz abi. Ölene kadar Allah izin verirse. Vallahi. Bizde ayrılık yok. Kıcık ha? Evet. Biz hep beraberiz abi. Evet. Ne zaman ayrılıyorsunuz? Ayrılmıyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Ölene kadar. Yani nasıl geçiniyorsunuz abi? Yani parasal demiyorum. Hı. Maneviyatla nasıl oluyor? Vallahi, hiç bağır çağır bir şey ne? Oluyor olmaz mı canım? Ne kadar mesela? Yani çok değil ya. Mesela, ben zaten benim zaten çok üzüldüğüm ya da çok kırıldığım bir şey olursa bir ölüm sessizliğine bürünüyorum. Evladım. Şöyle bir muhayyer bağırdığın oluyor mu böyle? Hiç. Hiç yok. Nasıl yok? Kur'an evliya çarpsın yok. Yani 3 günde boşarım. Boşa. 3 günde boşarım kavgasız ev. Nasıl olacak? Vallahi biraz bağır çağır ne olduğunu hiç. Görelim. Ah canım, cicim, aşkım, bir tanem, bebeğim. Ben her şeyi böyle içimde, kendi kendimi yiyorum böyle. Biraz da onu yiyin ne var yani? Yok yemem. Yok. Yapım, o seni yiyor mu? Yapım öyle. O beni. O beni öldürüyor. Vallahi billahi. Ben bundan konuşamayacağım. Bir tane hakikaten öyle bir kadın almam. Çünkü kadın erkek ilişkisi çok önemli abi. Ev geçindirmek. Yok, vallahi yok abi. Evde yalan huzurlu mı söyleyeyim olmak. Sana? Evde huzurlu olmak ve huzursuz şükür, olmak. Bin şükür. Ve erkeğinizi nasıl karşılarsınız? Geldi. Canım, aşkım, bir tanem. Böyle karşılamıyorum tabii evde. Yani nasıl karşılıyorsun? Yani bazı ne bileyim ben. Hayret bir şeysin ya. Nasıl karşılıyor? Nasıl karşılamamı istersin? Hayır abicim. Heh. Kıyafet ben dolayı demiyorum ya. Nasıl karşılıyorsun? Adam geldi. Geldiği zaman biz bir gün ayrı kalıyoruz. Birbirimizi çok özlüyoruz mesela. Yemin ediyorum böyle ben bakıyorum mesela şehir dışına konsere gidiyorum. Gelince böyle hemen telefona neredesin falan filan. Bu heyecan var mı? Var. Ulan Allah senedir, benim cezamı verecek ya. 3 senedir hala var yani. Allah. Eşi burada mı? Nazarlardan sen. Eşi. Evet. Eyvah. Saklanıyor. Eyvah orada saklanıyor. Saklanıyor. Böyle yapıyor. Nerede? Gitti. Hayır abi doğru mu anlatıyor? Yo vallahi doğru. Bende yalan yok. Doğru mudur? Sen benim ömrümü hiç yemiyorsun değil mi kocacığım? Evet.
Hafif hafif yiyor. Peki. O zaman ömrünü yiyen bir parça söyle bakayım bize. Ömrümü yiyen. Sıradan ne bakayım ben karıştırmayayım. Peki, tamam peki. Bir si alayım hocam. Ya da pardon özür dilerim. Özür dilerim. Bir do alayım. Az pilav üstü. Bir do, do minör hocam. Dilinden düşmüyor, kolaysa gel de al, içimden söküp aşkını çektiysen kahrımı helal et hakkını, zorlu sevdam hoşça kesiyor, içim üşür, vur yüreği zalimce, aşka düşür. Meşk nerede, sevdiğim gözüm söyle, az gelir az yaşamak bana böyle. Yar yüreğinin deli bekçisi, sevdanın kapında nöbetteyim. Kar beyazı düşüyor siyah saça, yar adını koyuver ölüm kaça. Bir iptir bedeli çek deme sakın, an gelir ödenir. Sesinde gitmelerin korkusu, her günün sonunda bir iki yokluğunun tortusu. Her saat sesin bilenler. Dilinden düşmüyor, kolaysa gel de al, içimden söküp aşkını çektiysen kahrımı. Haydi biraz daha cesaret. Dilinden düşmüyor, kolaysa gel de al, içimden söküp aşkını çektiysen kahrımı, helal et hakkını, zorlu sevda hoşça kal. Her saat
sesinde gitmelerin korkusu. Teşekkür ediyorum. Sazlar coştu. Millet coştu. En son Ferhat yerinden fırladı. Kamera onu yakalayamadı. Aslı Hanım, bu yeni mi çıktı bu diagonal falan? Güzel şeyler atıyorsun resimler mi bu? Kim bu gözlerindeki yabancı? Ama reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra. Şimdi siz söylüyorsunuz. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. İçimin ateşi bitti, bıktım yalanlarından. Zorla ele avuca sığmaz aşk, hop gel günahlarımdan. Nazım sitemim belli değil,
ben senin neyini anlayamadım. Sevda ateşin aynı değil. Bir defa üşüyorum kollarında. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. Bugün İçimin ateşi bitti, bıktım yalanlarımdan. Zorla ele avuca sığmaz aşk, hop gel günahlarımdan. Nazın zın sitemin belli değil, ben senin neyini anlayamadım. Sevda ateşin aynı değil, ilk defa üşüyorum kollarım. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. Bugünün yarınların günahkar. Yakanı bırakmaz ellerim. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. Kim bu gözlerindeki? Teşekkürler. Are you ready? One to discount sportunu ne yazıyorlar yok? Ferah sen bilirsen bunu. Söyle bakalım ne diyeyim? Abi hiç yabancı değilsin zaten. Kop yani. Gel ne? Kop gel. Yok, kop pardon. Evladım, kop evladım. Okudunuz mu? Kop gel. Form ne? Form ne? Ne diyor ya ne ha? Ferhat merhaba, nasılsın? Süper abi, süper. Yozgatlı Ferhat. Yani o for var ya, sen bitirdin mevzuyu. Onu duyduğum zaman kopuyorum gerçekten ama. Yani evlat... kopuyorum ama gerçekten. Tuyvana Parti! Efendim şu anda bizi yoğun bakımda bu salonumuzun yani... Bu salonumuzun ne olduğunu biliyorsunuz. Söylemek istemiyorum. Reklama giriyor diye ceza alıyorum sonra. Salı günleri bu salondayız biliyorsunuz. Ama ayın birinden itibaren. Bizim bu salonumuzun çok değerli bir şefi vardı. Çetin. Tanır mısınız? Buraya gelen arkadaşlar var da Çetin diye arkadaşımızı tanırlar. Hafif bir rahatsızlık geçirdi. Ben hafif diyorum. Allah ona ve ailesine acıdı. Şu anda yoğun bakımda. Bir tek bana tepki veriyor. Çetin. Seni buradan öpüyorum. Kucaklıyorum. İnşallah, inşallah sezon ortasında burada bizimle birlikte bu insanlara hizmet veririz. Onları eğlendiririz. Siz de onlara hizmet götürürsünüz. Seni aramızda önce Allah'a sesleniyoruz, yalvarıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi onu evlatlarına ve sevenlerine bağışla diyoruz. Tüm böyle durumda olanların hepsini inşallah Allah sevdiklerine kavuştursun. Buradan Çetin'e selamlıyoruz. Özellikle yoğun bakıma televizyon koymuşlar. Çünkü doktorları çok iyi. Hele orada bir hanımefendi var. İsmini şu anda aklıma getiremiyorum. Şardan ismini unuttum. Olağanüstü yani. Hastaya öyle bir moral veriyor ki. Şimdi işin enteresan tarafı. Alıyorlar hastaneden. Bir hastaneye gidecek, orada yatağa ayrılmış, her şey ayrılmış. O anda yetişse bu kadar eziyette görmeyecek, bu kadar zamanda uzamayacak. Fakat ambulans alıyor, başka hastaneye götürüyor. Zaman kaybını düşünebiliyor musunuz?
O zaman kaybı çok önemli. Sessiz olun, hastaları zaman kaybına uğratmayın. Doktorun eline yetiştirin, ondan sonra onunla Allah'ın arası. Çetin, bekliyoruz seni Çetin. Hiç ağlamayacağım, duygulanmayacağım da çünkü Çetin gerçekten ayağa kalkacak tekrar bizimle birlikte. Ferhat Bey takvim akşamdan beri altı yazı geçiyormuş. Takviminiz kaç sizin efendim? Kaç takvimde şeysiniz bu siz? Takvim gerçekten çok başka bir noktaya geldi. Buradan Sezen Hanım'a da sevgilerimi, selamlarımı gönderirim. O da ya zannedersem bugün... Sezoş'un şarkısı mı? Evet, Sezen Hanım'a... O zaman okuma, teşekkür ederim. Çok sağ ol. O da, onun da bugün ya da yarın yeni albümü çıkıyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Ama bu şarkı bütün Türkiye'de çok sevildi. Beklemediğim kadar büyük ilgi gördü. Hep birlikte söylersek... Görelim abi. Görelim bakalım. Ben söyleyeceğim kaç puan olduğunu. Evet. Ta kendisiyle insan buna da alışıyormuş. İnsan dayanıyormuş bütün gücüyle. Pişman, çok pişmanım esasen. Ama çok korkuyorum ya reddedersen. Gururdan mı, nedendir?
batacağım kadar battım. Nasıl bir şarkıdır bu, Allah Allah? Nasıl bir yorumdur bu? Nasıl sözlerdir bu ben? Nasıl sözlerdir? Yani sözler mezar çok şey değil ama sen güzel okun. Hocam, hocam, hocam lütfen. Evimi, ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım diyor. Daha ne desin? Biraz daha bir şey diyebilir diyor. Her günahın, her günahın tadına, tadına, dünyanın batağına batacağım kadar battım diyor. Bitirmiş daha ne desin? Ya. Daha boğulmamış. Daha batacağı kadar batmış. Hele bir boğulsun. Oo, hele benim gibi bir boğulsun bak ne oluyor. Tamam peki o zaman sen buraya kadar, göbeğe kadar girdi. Gırtlağa kadar. Hele bir cırup de bir bat bak ne oluyor. Doğru. Ama güzel. Çok. Şaka bir tarafa. Ben davul çalacağım. Vallahi o davula gözümü diktim, çalacağım onu bugün. Şimdi bu evlilik konusu ne oldu? Bir şey olmadı bana. Evli misiniz? Evlisiniz. Evet. Nerede oturuyorsunuz? Bodrum'da. Bodrum. Bodrum'da. Eşiniz ne iş yapıyor? Otel müdürü. Otel müdürü? Kaç yıldız? 5 yıldız. Oo. Ve sen onu serbest bırakıyorsun orada. Yanındayım. Herif yandı. Herif yandı. Kör oldu. Hiçbir yere bak. Efendim? Evli değilsiniz. Kocanız mı? Evet, Marmaris'te. Ne iş yapıyor? Şef garson. Web otel. Abi turist. Yani burada başka ne olabilir? Ya şef garson olacak, ya otel müdürü olacak, ya otel personeli. Peki adamı nasıl karşılıyorsun eve geldiği zaman? Hiç göremediğim için. Karşılamıyorum diyor. Hayır, yani otomatik. Sabah gittiğinde uyuyor oluyoruz. Gece geldiğinde doğal olarak yine uyuyor oluyoruz. Bir türlü birleşemiyorsunuz. Niye evlendiniz o zaman? Görüşmeme gideceğim. Vallahi bilmiyorum, bazen ben de düşünüyorum. Hayır, kocanızın telefonunu karıştırır mısınız? Kocanızın böyle nerede kaldın, ne iş, kime bakıyorsun, ona baktın, şuna baktın diyor musun? Yok, bazen kendisi bana söyler, beni şu kadarcık kıskan, sana tapınayım der. Beni biraz kıskan. Kıskanç değil misin? Yok, öyle duygular pek. Sen de ne sohbet ediyorsun? Biraz kıskan kardeşim de ki, neredeydin? Kime baktın? Ne yaptın? Ya bir de dırdır yap. Lan nerede böyle? Ya, senden var mı birkaç tane? Ha? Vallahi gidelim oralara, adres ver. Ne gel? Ne söyleyeceksin? Bir söyleyeceğini kulağıma. Şiirle. Nice aşklar geldi geçti önümden. Bir sigaralık fazlalığım var değerlerinden. Ben sevdim mi akar sular geçer yüreğimden. Ne yapayım böyle de bir gerim, garibim ben. Sevdim mi gülüm hep böyle derinden derinden. Bilmiyorum dener miyim yeniden. Dedim ya bir sigaralık fazlalığım var değerlerinden. Sigara içme zaten. Allah Allah. Ah bak doktoru Bercan Bey aramış. Bercan Hanım ya, Bercan, evet şimdi hatırladım. Aramış ve doktor demiş ki çok güldü demiş. Ay. Benim boşa gitti ha. Tam el sallıyordum. Seyirci gösterince ben kendi kendime boşa salladım. Evet, Çetin'i buradan öpüyoruz. Ne güzel onu güldürmek. Hoş gerçekten. Gerçekten. O ne lan? Döndüm ben de, bu kim dedi. İyi misin davulda? Ne mesela? Hı? Ağzından name mi yapacak? Ah mikrofonu evladım, dur bakalım ne icatlar.
kara sevda. Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik, merhaba yeniden. Selam deyip geliyorsun, başım gözüm üstüne. Zorun nedir, derdin nedir, haydi git işine. Boyadım rengin bu yaz, artık sevda. Sana kara sevda, yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik, merhaba yeniden. Selam deyip geliyorsun, başım gözüm üstüne. Zorun nedir, derdin nedir, haydi git işine. Boyadım rengin bu yaz, artık sevda. Pardon, zılgıt. Benim davulçuluğumun elimden aldı bu. Vay, vay, vay. Ben de olsam seni bırakmam. Çok güzel, vallahi güzel. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Arif Hoca'ya dedim ki, Hoca dedim, güzel bir saz çalıyorsan da, yalnız saz çalarken konuşamıyorsan. Dedi ki, hıyar, kim konuşuyor ki ben konuşayım? Çünkü saz çalarken konuşmaz, yani şarkıyı söylersin, türkü söylersin, hem çalar hem söylersin ama sazı çalıp sohbet edemezsin. Mümkün değil. Nasıl edeceksin? Mezara. Sen yapar mısın bunu? Patron. Mezara, kemanı çalarken konuşabilir misin? Ya yapacağım. Nasılsın da? İyi mi? Hayır, melodisi söyleyeceksin. Ferhat, normal mi bu, anormal mi? Evet, evet. Mesela çiftler telliği çal, benden konuş. Ben... Mesela dün neredeydik, bugün neredeydik? Hayır, hayır. Çünkü anlayalım, bir tek sen evet, çalacaksın. Ritim de yok ha. Nasıl olacak? Niye böyle yapmışsın ya? İyi misin? Ah evladım, nerede kaldın çocuğum? Ne kalıyorsun? Ulan çalıyorum lan! Çalıyorum lan! Çok teşekkür ederiz.
Sen şarkıyı söylerken bir de çaldın. Yani aksatmadın. Bir de bir şey var. Hakikaten bu şarkıların hiçbirini prova yapmadık. Yani kendiliğinden. Ama ikiniz de güzelsiniz. Karnıma vurdu. Karnıma vurdu, nefesim kesildi. Nasıl ses çıkart göreyim. Sesi göreyim. Öksürük yap. Evet. Bu benim teknik arıza var burada. Teknik arıza. Sen niye öksürük tuttun? Ha, sen niye öksürük tuttun? Psikolojik mi? Bir daha öksür. Ama köse öksürüğü yapacaksın. Köse öksürüğü nasıl? Yap bakayım nasıl yapacaksın. Abi. Ben yapayım, ben yaparım. Yap. Ya bu olmadı. Bu ne öksürüğü? Ne? Bu ne öksürüğü? Ulan lan ne doktor muyuz biz, ne öksüreceksin? Köse öksürüğü nasıl? Onu... Sen niye öksürüyorsun lan? Ulan şaşırttı bunlar beni ya. Hangi şeyi öksüreceğimi anladım. Şimdi, bu neydi? Bu ihtiyar. Peki 70'lik. 70'lik. Peki 35'lik. Nasıl mıydı lan? 35'likler nasıl öksürür? Nasıl? Ya ben, bu mikrofon senin. Şimdi Tarzan'dan habire dolaşıyorum. Arabada yanımda, uçakta yanımda, konserde yanımda bir aydır. Karnım falan şişiyor gülmekten. Ölüyorum yani. Ama hiçbir şeyimi aksatmıyor. Ne neyi severim, neyi sevmem. Sofrada otururken ne... Tarzan! Burada bağırma, bağırma burada. Hemen hazırlıyor. Bu çok önemli bir şey. Saygılarımı iletiyorum. Şimdi biz hocayla ne yapıyoruz Ferhat'la? Kalkıyorsun abi. Nerelisin abi? Urfalıyım. Urfalıyım. Gene olmadı. Gene olmadı. Nerelisin abi? Urfalıyım. Pardon. Nerelisin? Senin memleketindenim. Ben abi senden daha güzel yapan. O da güzel. Evet. İki tane Urfalı'dan şimdi Urfalıyım Ezel'den dinleyeceksiniz. Bakalım nasıl olacak. Geçmez güzelden gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydi ezelden, sevmeseydi lavak, her gün bir yana düşer, her gün bir
teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyoruz. Evet, reklamlardan sonra ben bu formayı da, öbür formayı da büyük bir keyifle giydim. Buradan millilerimize, bizi duymuyorlar belki şu anda İsrailler. Lütfen önümüzdeki pazartesi de bana bu formayı giydirin. Bana lütfen. Yüce Allah da bize yardım eder inşallah. Allah'ım da yardım eder. Çünkü eksik, takımda çok eksik var. Eksik var. İnşallah. İnşallah diyorum. Çünkü çok umutluyum. Ben pazartesi İbo Show'da yine bu formayı giymek istiyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Yenilmek, elenmek gibi bir cümleyi sarf etmek kesinlikle istemiyorum. Gideceğiz, aslanlar gibi yeneceğiz ve döneceğiz yine gece. Fırtınalar kopacak ama fırtınaları yine silahlarla cevaplıyoruz ve çok genç çocuklarımız, gençlerimiz yara aldılar, kimileri öldüler. Allah rızası için. Ateş ediyorsanız da ateş ettiğiniz yeri bilin. Bilmiyorsanız o zaman hayatta da başarılı olamazsınız. Körü körüne ateş edilmez. Körü körüne ateş edilip bazı canlara kıyılmaz. Öyle sevincinden körü körüne yok. Bilinçli. Her şeyi bilinçli yapacaksın. Şimdi ben sıkmayı desem yalan söylemiş olurum. Sıdakın. Yapacaksınız. Ama lütfen bilerek. Yapmasanız çok daha şeref verirsiniz. Ama yapacağınızdan eminim. O zaman lütfen bilerek rica ediyoruz. Ve bunu şimdi çıkartıyorum. Pazartesi tekrar giymek üzere. Reklamlar.